Merhaba arkadaşlar, Karacan TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle katı cisimlerimizden olan piramitleri işleyeceğiz. İlk önce piramitlerin tanımını yapalım. Bir çokgen ile bu çokgen düzlemi dışında bir T noktası verilmiş olsun. Çokgenin bütün noktalarının T noktası ile birleştirilmesiyle oluşan cisme piramit denir diyoruz. Buradaki T noktasına piramidin tepe noktası denir dedik. Aşağıdaki ABCD dörtgenine ise piramitlerin tabanı denir. Piramitler tabanlarına göre isimlendirilir. Burası önemli. Üçgen piramit, kare piramit gibi deniliyorsa o zaman anlamamız gerekiyor ki üçgen piramitte bu piramidin tabanı üçgendir. Kare piramitte de bu piramidin tabanı karedir diyebilmemiz gerekir. Tepe noktasının tabana uzaklığına piramidin yüksekliği denir. Burada şekil üzerinden bakacak olursak T noktasından yani tepe noktasından haşa kadar indirdiğim buradaki yüksekliğim piramidin yüksekliğidir. Aynı zamanda haş ile de gösterilir diyoruz. Şimdi burada bir önceki dersimizde yapmıştık. Yanal alan hacim hesaplamaları yapmıştık. Eğer piramitte yanal alanı istiyor ise, yanal alan ne demekti arkadaşlar? Yan yüzeylerin alanları toplamıydı. Şimdi madem yan yüzeylerin alanları toplamı olarak verilmiş, alan dediğimde ise yan yüzeylerine bir de neyi ekliyordum? Taban alanını ekliyorduk. Hacim dediğimde ise diğer prizmalardan farklı olarak, bir piramitte evet normalde neydi? Taban alanı çarpı yükseklik şeklinde yazıp bırakıyordum. Ama piramitte bir de 1 bölü 3 ile çarpım durumu vardır. Buraya dikkat edin. Düzgün piramit tanımını yapacak olursak tabanı düzgün çokgen olan ve yükseklik ayağı taban merkezinde bulunan piramide düzgün piramit denir. Düzgün piramitlerde yan yüzeyler birbirine eş ikizkenar üçgenlerdir. Bir yan yüz yüksekliğini ise düzgün piramidin apotemi denir. O halde şimdi birinci sorumuzda piramit soru çözümümüze başlayalım. Burada ne vermiş? Yukarıdaki düzgün kare piramidin yüksekliği 12 santim, AB uzunluğu da 18 santim olarak verilmiş. Buna göre piramidin alanını ve hacmini hesaplayınız denilmiş. Şimdi buradaki tabanımız ne? Zaten verilmiş düzgün bir kare piramit olarak verilmiş. Tabanımız da kare. AB uzunluğumuz 18 ise ilk önce hacim hesaplamasını bir yapalım. Hacim dediğim neydi piramitlerde? Taban alanı çarpı yükseklik bir de ne diyorduk? Bölü 3 olarak yazıyordum. O halde şimdi burada taban alanını hesaplayacak olursak tabanı bir kare ve bir kenarı 18 ise A kareden yani 18'in karesinden taban alanı dediğim burada da ne gelecek o zaman? 324 santimetre kare olarak geldi. O halde hacimde denklemimizde yerine yazarsak 324 çarpı yüksekliği de soruda bana vermiş 12 santim olarak çarpı 12 bir de ne diyorum? Bölü 3 olarak dedik. O halde buradaki sadeleştirmeleri de yapalım. Hacim dediğim buradan ne gelir? 324 çarpı 4 dersek 1296 santimetre küp olarak gelmiş oldu. Şimdi piramidin alanı demiş. Alanı nasıl hesaplıyorduk? Piramidin alanında yanal alan artı bir de ne diyorduk? Taban alanlar diyorduk. Şimdi taban alanın zaten hesaplamasını yaptık. O halde bir tane de neyi yapalım burada? Yanal alan hesabını bir yapalım. Yanal alan yani yan yüzeylerdeki alanların toplamı. Eğer tabanımız düzgün bir kare ise bu benim yan yüzeylerim her zaman için ne oluyordu? Bir üst kısımda anlatmıştık. İkiz kenar üçgen oluşturuyordu. Burada yapmanız gereken şu. Şimdi biz burada piramidin yüksekliğini biliyoruz 12 ve tabanının ne olduğunu biliyoruz. Bir kenarının 18. Aşağısı madem bir kare. Şimdi karenin özelliklerinden hatırlayın. Tüm köşegenler çekilince buradaki parçalar ne oluyordu? Hepsi birbirine eş. Yüksekliği 12 ise T'den nereye indiririm? Bu karenin aslında ağırlık merkezine indirdiğim buradaki uzunluk ne olmuş olur? 12 santim olarak geldi. Kareden hatırlayın. Burada bir tane hatta benim şuradaki açım ne oluyordu her zaman için? Dik açı oluyordu. O halde benim buradaki parçalarım da 9, 9 olarak bölünecek.
Şurayı farklı bir kalemle gösterelim. Buradaki uzunluğum ise 1'e 2 durumundan AB 18 ise o zaman buraya da ne diyeceğim? 9 olarak dedim. Şimdi o halde şimdi T'den yan yüzey üzerinde bir tane yükseklik indirdim. Burada ne üçgeni var? 9, 12, 15 üçgeni var. O zaman yan yüzeyinin yüksekliğini de bulmuş olduk. Hatta şöyle diyelim ona. Yan yüzeyimizi bir şekil üzerinde ikizkenar üçgenimizi orada bir dışarı alalım. Yüksekliğine ne demiştik? 15. İndiği kenarı da biliyorum 18 santim olarak. Artık alan hesabını yapabilirim. O halde yan yüzeyleri kaç tane var? Tabanında tabanı bir kare olduğu için 4 tane yan yüzeyimiz var. O halde 4 çarpı diyeceğim. Bir tane de yan yüzeyimin alanı. Yani şuradaki üçgenden hesaplarsak 15 çarpı 18 bölü 2 dersek. Burada da bir sadeleştirmelerimizi yapalım hemen. 30 çarpı 18 geliyor. O halde yan alanlar ne gelmiş olur buradan? 540 santimetre kare olarak geldi. Şimdi alan denklemimizi yerine yazacak olursak. 540 dediğim zaten yan alandı. Artı dedim taban alan. Onu da hesaplamıştık. 324. O halde burayı da toplarsam 864 santimetre kare olarak da bu piramidin alanını bulmuş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar buradaki sorumuza geçelim. Şekildeki düzgün altıgen piramidin yan ayrıt uzunluğu TD uzunluğu yani 10 santim olarak verilmiş. BC uzunluğu da 12 santim olarak verilmiş bize soruda. Şimdi tabanı için ne diyebiliriz? Düzgün altıgen piramit dediği için tabanımız nedir orada? Bir düzgün altıgendir deriz. Yan ayrıt uzunluğumuzu biliyoruz. Bir de BC uzunluğumuzu biliyoruz. Piramidin yanal alanını istemiş. O halde yanal alanı için şu yan yüzeylerinden bir tane olan ikizkenar üçgenimizi orada bir dışarı alalım. Mesela nereyi? TBC üçgenini alalım. Zaten buradaki tabanım nedir benim? 12. Yan ayrıtını da biliyorum. Yani buradaki uzunluklarımız 10. O halde bir ikiz kenar üçgendi. İndirdiğim yükseklik ne yapıyordu? 2 eş parça yapıyordu. Aynı zamanda burada da ne var? 6, 8, 10 üçgenimiz var. Şimdi tabanımız eğer altıgen ise 6 tane ne vardır? Yan yüzey vardır. O halde yanal alanı hesaplayalım buradan. 6 tane var ise 6 çarpı şurada bir tane yan yüzeyimizin şeklini çizmiştik. Buranın da alanını hesaplarsak 8 çarpı 12 bölü 2 olarak dedik. O halde bunları da bir çarpalım. Buradan da ne geliyor? 24 çarpı 12 dedim. İkisini de çarptığımda 288 santimetre kare olarak da buradaki piramidin yanal alanını hesaplamış oluruz. Şimdi arkadaşlar burada bir de düzgün dört yüzlüğümüz var. Ona bir bakalım. Düzgün dört yüzlüğünde şimdi düzgün dört yüzlü de adından da anlaşıldığı gibi 4 tane bunun yüzeyi vardır. Bu yüzeylerin özellikleri ise tüm yüzeyleri eşkenar üçgendir. O halde tanımımızı yapacak olursak tüm yüzeyleri eşkenar üçgen olan piramide düzgün dört yüzlü denir diyoruz. Burada bilmeniz gereken 3 tane kuralınız var. Bir tanesi bu düzgün dört yüzlünün yüksekliği. Zaten şurada verilmiş. Eğer düzgün dört yüzlünün size yüksekliğini sorar ise kuralınız budur arkadaşlar. H dediğim yükseklik A kök 6 bölü 3'tür. Şimdi şu aşağıda yazılan alan ve hacim kuralları nereden geliyor? Onlara ilk önce bir bakalım. Alan dediğim şey. Şimdi nasıldı? Taban alanı artı yan yüzeylerin alanlarıydı. Zaten burada ne var? 4 tane aynı olan eşkenar üçgen var. Şimdi oradaki bir tane yan yüzeyimizi, zaten tabanımız da yan yüzey konumundan, burada dışarı alacak olursam, burada bir eşkenar üçgen var. Eşkenar üçgenin alan hesabı nasıl yapılıyordu? A kare kök 3 bölü 4 şeklinde yazıyorduk. O halde buradaki alan kuralımız, 4 tane yüzeyimiz var dedik. 4 çarpı A kare
kök 3 bölü 4 dersem 4'leri de sadeleştirdiğinde tüm alan kuralım a kare kök 3 olarak gelmiş olur. Peki hacim dediğim olayı nasıl hesaplıyorduk? Şimdi hacim dediğimizde ne vardı? Piramitlerden zaten bu piramit görür. Zaten piramittir aynı zamanda. Nasıl hesaplama yapıyorduk? Taban alanı çarpı yüksekliğim vardı. Bir deneyim vardı. Bölü 3 olarak diyordum. Şimdi taban alanı dediğim şey zaten burada nedir? Bir tane eşkenar üçgen. O halde a kare kök 3 bölü 4 olarak dedim. Çarpı diyorum yükseklik. Yüksekliğimi biliyorum. A kök 6 bölü 3 dedim. Bir de çarpı ne diyeceğim? 1 bölü 3'ümüz var. O halde burada bir gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Buradan da ne gelir? A küp kök 2. Aşağısı da ne gelir o halde buradan? 3 olarak. Bir de çarpı 4'ümüz vardı. Paydamızda da 12 vardır dedik. Kurallarımız da buradan geliyor arkadaşlar. O halde şimdi buradan şu soru tiplerine bir bakalım hemen. Örnek 16 demişiz. Bir ayrıtının uzunluğu 6 santim olan düzgün dört yüzünün hacmi kaçtır denilmiş. Tamam. Yani buradaki A dediğim şey nedir? 6. Düzgün dört yüzünün hacim olayı neydi? Buradaki A küp diyorduk. Çarpı kök 2. Bir de ne diyorduk? Bölü 12 şeklinde dersek. Şimdi burada ne var? 6'nın küpü çarpı kök 2. Bir de dedim bölü 12 olarak dedik. O halde şurada da 216 kök 2 bölü 12. Burada da sadeleştirmeleri yaparsak ne kalır? 18 kök 2. Hacmi de bulmuş olduk o halde. Gelelim şimdi örnek 17. Yüzey alanı 27 küp santimetre kare olan düzgün dört yüzünün cisim yüksekliği kaç santimdir denir. Şimdi buradaki bir tane kenarına yani şöyle bir tane kenarımız hatta şöyle diyelim A olarak isimlendirsin bu bir kenarda kalsın. Yüzey alanı dediğim kuralımız neydi? A kare çarpı kök 3 diyorduk. Bunu da soruda vermiş 27 kök 3 olarak. O halde bunları da sadeleştirirsem A kare dediğim şey 27. A dediğim yani bu düzgün dört yüzünün bir tane kenar uzunluğu ne gelmiş oldu? 3 kök 3 olarak bulduk. Şimdi soruda benden bu cismin yüksekliği isteniyor. Peki cismin yüksekliği yani düzgün dört yüzünün yükseklik kuralı neydi? A kök 6 bölü 3 olarak. Şimdi bu denklemde de artık A gördüğüm yere ne yazacağım? 3 kök 3 dedim. Çarpı kök 6. Bir de neyimiz var? Bölü 3'ümüz var. Şu 3'leri bir sadeleştirdim. H dediğim buradan ne geldi? Kök 18. Bu 9'u da dışarı çıkartırsak o zaman bu düzgün 4 yüzünün de yüksekliği de 3 kök 2 santim olarak gelmiş olur. Şimdi bir sonraki sorumuza bakalım. Bir ayrıtının uzunluğu 4 kök 3 santim olan düzgün 4 yüzünün yüzeyinde B'den A'ya gidecek olan bir böcek en az kaç santim yol alır demiş. Şimdi arkadaşlar önceki konularımızda da katı cisim konularımızda da herhangi bir böcek karınca sorusu olduğunda size verilen prizmanın yani katı cismin açık halini düşünmeniz gerekir. Şimdi o halde burada bu verilen düzgün 4 yüzünün açık halini bir çizelim. Buradaki açık hali için hemen şöyle gösterelim. Nasıl bir açık hali olur burada? Burada neydi? Aslında 4 tane eşkenar üçgen vardı. O halde şöyle bir birleştirelim buradan. Buradan da getirdik. Bir tane de burada. Hatta buradaki noktaları isimlendirirsek. Mesela burada soruda ne demişti? B'den A'ya. O zaman şurada bir B noktası bir alalım. Bir köşesi B olan hangi üçgenimiz var? Mesela burada BTC üçgenimiz. O halde şuraya yerleştirdim. Bir köşesi T, diğer köşesi C olan başka hangi üçgenimiz var? Bir de ATC üçgenimiz var. O halde buradaki noktamıza ne kaldı? B. Bir de ne var? ACB üçgenimiz var soruda. Şimdi bir tane ayrıtın uzunluğunu vermişti. Yani 4 kök 3 olarak vermiş.
Soruda istenilen yer ise neresi? B'den A'ya gidecek olan bir böcek en az kaç santim? Yani B ile A arasındaki mesafeyi soruyor size. Yani şuradaki mesafe. Şimdi TB dediğim buradaki ayrıtların her biri nedir zaten? 4 kök 3. O halde buraya da 4 kök 3 olarak yazdım. Buradaki çizdiğimiz üçgenlerin her birinin buradaki tepe açısı neydi? Köşe açıları 60 dereceydi. Eşkenar üçgen. Madem uzaklıktan bahsediyor, benim şuradaki yüksekliğimdir. Buradaki ne üçgeni oldu? 30, 60, 90 üçgeni. Şimdi buradaki üçgene, dik üçgene bakacak olursak, 90'ın karşısı 4 kök 3, 30'un karşısı nedir o halde? 2 kök 3. 60'ın karşısında ne olur? 2 kök 3'ün de kök 3 katını alırsam 6. Benzer şekilde burası da ne gelir? 6 birim olarak geldi. O halde AB arasındaki mesafe 6 artı 6'dan 12 santim olarak gelir deriz cevabımıza. Gelelim şimdi diğer sorumuza arkadaşlar. Evet, burada bir tane dikdörtgenler prizmasında EF uzunluğu 9 santim denilmiş. FG uzunluğumuz 6 santim, BF uzunluğumuz da 4 santim denilmiş. Buradaki ne olarak verilmiş? Bir piramit var. Evet, buradaki piramidin hacmi size soruluyor. Şimdi madem burada bir piramit olayımız var. Zaten buradaki F noktamız nedir? Bizim aslında tepe noktamızdır aynı zamanda. Burada onu ekstradan belirtmiş. BGE dediği yerde zaten yine aynı yer. Şimdi buradaki piramidin hacmi için. Piramidin hacim olayı neydi? Hemen yazalım. Taban alanı çarpı yükseklik, bir deneyimiz vardı, bölü 3'ümüz vardı. Şimdi 9, 6, 4 olarak verilmiş. O halde bunun taban alanını hesaplayacak olursam nedir? 4 çarpı 6, çünkü benim şuradaki açılarım hep nedir? Dik açı. O halde 4 çarpı 6, bir de ne diyeceğim orada? Bölü 2 olarak dersem, çarpı diyorum yüksekliğim. Yüksekliğim de nedir? 9, bir de ne vardır orada? Bölü 3'ümüz var. Şurada bir sadeleştirmeleri yapalım. 3, 9, bunları da sadeleştirdik. O zaman 6 çarpı 6'dan da 36 santimetre küp olarak da buradaki piramidin hacmini bulmuş olduk. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Örnek 20 demişiz. Yukarıdaki piramidi düzgün kare piramit olarak verilmiş. Yani tabanımız bir kare. Düzgün dediği için de tüm kenar, tabandaki kenar uzunlukları eşit ve ayrıtlar da eşit. Aynı zamanda yan yüzeylerde nedir? Birer ikiz kenar üçgendir diyoruz. BD uzunluğum 4 kök 2 olarak verilmiş soruda bana. TE uzunluğu 6 santim. Bu piramidin hacmi kaç santimetre küptür denilmiş. Şimdi şöyle hatırlayın. Tabanımız madem burada bir kare olarak verilmiş. Karede bütün köşegenler çekildiğinde, yani buradaki ABCD karesinden bahsediyorum. Bütün köşegenler çekildiğinde buradaki kesişim noktasındaki açımız dik. Bu parçaların her birinin uzunluğu da birbirlerine eşitti. BD uzunluğu 4 kök 2. Şimdi buradaki karenin yüzey köşegeni 4 kök 2 ise o zaman karenin buradaki bir kenarı ne gelir? Her zaman için 4 santimdir deriz. Şimdi madem öyle, o halde buradaki AB uzunluğumuz 4 kök 2 olarak dedik. Şimdi buradaki aslında E noktası karenin neyidir? Ağırlık merkezi. Farkındaysanız tepe noktasından o ağırlık merkezine gelmiş. O halde buradaki verilen TE 6 santim uzunluk aslında bu piramidin neyi olur? Yüksekliği. Onu da şöyle yüksekliği olarak belirtelim. Şimdi madem burada artık zaten taban alanını hesaplayabiliyorum, yüksekliğini de biliyoruz, hacim hesabını artık yaparız. Hacim dedim eşittir taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 dedim. Taban alanımız bir kenarı 4 ise 4'ün karesi çarpı yüksekliğim 6, bir deneyimiz var, bölü 3 var. O halde buradan 16 çarpı 2'den de hacimimiz 32 santimetre küp olarak gelmiş olur. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Burada düzgün altıgen piramit, tabanı düzgün altıgen olan bir piramit verilmiş. TD uzunluğumuz
6 santim, bir de BTC açısı 30 derecedir denilmiş. Buna göre yüzey üzerinden B'den E'ye en kısa uzaklık kaç santimdir denilmiş. Bu da örnek 18'de aynı. Nasıl orada açma işlemi yapmıştık? Oradaki verilen düzgün 400'ün açılımını yazmıştık. Burada da aynı şekilde piramidin açılımını çizmemiz gerekiyor. O halde şöyle bir bakalım. Buradaki düzgün piramit için tabanımız neydi? Düzgün altıgen. O halde şöyle bir düzgün altıgenimizi çizelim. Düzgün altıgenin zaten taban kenarları, bütün kenarları nedir? Yan yüzeylerin aslında taban kenarlarını oluşturuyor. Mesela şurada bir tane bir üçgenimiz olsun. Hatta bunu da isimlendirelim. Buradaki TBC köşesinden başlayalım. Şimdi buradaki TBC üçgeninden aldım. Çünkü B'den E'ye gidecek. TBC üçgeninin, şimdi hatta şu prizma, direkt piramidin kendi üstünde bir gösterelim. Buradaki TBC üçgeninin yanında hangi üçgen var? TDC üçgeni var. O halde onu da hemen şöyle bir yanına çizdim. Buradan getirdim. TDC üçgeni dedik. Şimdi bakacak olursak bu üçgenin de arka tarafında, daha doğrusu hemen şu yanında ne var burada? TED üçgenimiz var. O halde bir tane de şuradan TDE üçgenini oluşturmuş olalım. Şimdi buradaki her bir uzunluğu, yani piramidin her bir ayrıtı neydi zaten? 6 santim olarak verilmişti. Bunların her biri 6. Aynı zamanda şu T, yani bu üçgenlerin hep tepe açıları 30 derece olarak verilmiş. O halde buradaki açılarım hep 30 derece olarak dedik. Benden istediği yer neresiydi? B'den E'ye olan şuradaki BE uzunluğudur deriz. Şimdi o halde soru da buraya kadar verdi. Buradaki daha rahat görebilmeniz için TBE üçgenini dışarıya alacak olursam. TBE üçgeni dedik. TE dediğim uzunluğum zaten 6. TB dediğim uzunluğum da 6. T açısında da toplamda ne var? 3 tane 30 derecemiz, yani T köşesindeki açımız 90 derece oldu. O halde 6, 6, burası dik ikizkenar üçgen, BE dediğimiz uzunlukta 6 kök 2 santim olarak gelmiş olur arkadaşlar. Şimdi son olarak bahsedeceğimiz yer, burada kesik piramidimiz var. Onun da hemen bir bakalım. Kesik piramit denilince ne anlamamız gerekiyor? Şimdi kesik piramit denilince arkadaşlar, bir piramit tabanına paralel bir düzlemle kesildiğinde altta kalan parçaya kesik piramit denir. Yani şöyle gösterelim. Buradaki, şimdi tepe noktası T olan ve tabanı ABCD olan bir en büyük piramidimiz var. Diyelim ki üstteki şu. Yani yine T köşesindeki, T tepe açısındaki şuradaki piramidin kesilip atıldığını düşünürseniz. O halde burada geriye kalan şu üstünden geçtiğim buradaki piramitte ne olacak? Senin aslında artık bir kesik piramidin olmuş oluyor. Kesik piramidin hacmini bulabilmek için büyük piramidin hacminden üstteki, yani çıkarılan küçük piramidin hacmi çıkarılır diyoruz. Küçük piramit ile büyük piramit birbirlerine benzerdir. Burası önemli. Yükseklikleri oranı benzerlik oranını verir. Burasının altında çiziyorum. Taban alanları oranı ise benzerlik oranının karesini verir. Aynı zamanda hacimleri oranı ise benzerlik oranının küpüne eşittir diyoruz. O halde bununla ilgili de olan iki tane sorumuz var. Hemen onlara da bir bakalım. Evet, örnek 22 dedik. Yukarıda kare dik piramit şeklinde biçiminde bir cismin tabana paralel bir tane düzleme ile kesildikten sonra kalan kısmı verilmiştir. Evet, kesik bir piramit var burada. BC uzunluğu, AB uzunluğu 12 santim, FG, GH dediğimiz uzunluklarda 6 santim olarak verilmiş. Alt ve üst tabanlar arasındaki uzaklık 4 santim. Buna göre bu kesik piramidin alanının kaç santimetre kare olduğunu bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar, neydi şu kesilen, yani üstte, hatta şöyle bir onu devam ettirelim. Şurada kesilen bir tane
daha bir üstte küçük bir piramidimiz var. Şimdi madem öyle, bu üstteki EFG'nin, yani buradaki, hatta şöyle bir gösterelim. EFG dediğimiz yukarıdaki, buradaki karenin aslında nedir? Zaten kare dik piramit olarak vermişti. O zaman tüm kesikleri de yine o ne olur? Kare olur. Bir kenarı 6. O halde bunun alanı içinde söyleyebiliriz. 36'dır diyebiliriz. Şimdi en büyük piramidin tabanına bakacak olursam, bir kenarı 12. O halde bunun da alanı ne gelir buradan? 144 olarak gelmiş oldu. Neydi? Tabanlarındaki alanlarının oranı benzerlik oranının karesini veriyordu. Şimdi 36 bölü 144 dedim. Burayı da sadeleştirirsek 1 bölü 4. O halde benim benzerlik oranım, artık şuraya yazıyorum. Benzerlik oranım bu soru için ne olarak gelmiş oldu? 1 bölü 2'dir dedim. Şimdi bu bir kenarda kalsın. 1 bölü 2 olarak verilmiş. Şimdi buradaki ekstradan hesaplamamız gereken yer, yani yüksekliklerini bulmamız gerekiyor. Çünkü piramidin alanından bahsediliyor burada. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Kesilen piramidin buradaki yüksekliği için. Şöyle bakın burada. Buradaki üçgende neydi? Yükseklikleri oranları da 1 bölü 2 olacaktı. O halde burası 4 birim ise yukarıdaki kesilen piramidin yüksekliği de ne olacak o zaman? 4 birim olacak. Hatta şuradan bile görebilirsiniz. 6'ya 12 ise o zaman parça uzunlukları nedir? Birbirlerine eşittir diyoruz. Peki benzer şekilde şöyle bakarsanız arkadaşlar, buradan uzattım. Bir tane de şuradan uzattık. Yan tarafları zaten hep nedir? Birer ikizkenar üçgen. Bu çektiğim uzunlukta AB 12 ise 6. Buradaki tüm büyük piramidin yüksekliği ne olmuş oldu? 8. O halde 6, 8, 10 üçgenimiz gelmiş oldu. Şimdi yükseklikleri ne yapıyordu? Eş parçalar halinde. Yukarısı 5 birim ise buradaki aşağıdaki bu çizilen kesik piramidinde yan yüzeyindeki yüksekliği de ne olacak o halde? 5 santim olarak gelir diyoruz. Şimdi kesik piramidin alanı için şöyle bir şey yapabilirsiniz. Alan dediğim neydi zaten? Tüm yüzeylerinin tabana da dahil etmek üzere tüm yüzeylerinin alanları toplamıydı. O halde şöyle diyelim orada. Kesik piramidin alanı için. Şimdi şöyle diyorum, taban alanı artı dedim, bir de oraya da yanal alanı eklersek eğer, yani tüm yüzeylerinin alanlarını eklemiş oluyorum. Taban alanı zaten burada nedir? Direkt yazacak olursak tabanımızı zaten biliyoruz, 12'nin karesinden gelirse 12'nin karesi. Artı dedim. Yanan alan hesabı. Şimdi onu şurada bir yapalım. Yanan alanda farkındaysanız yan yüzeyleri burada nedir? Hemen şöyle bir gösterelim. Yan yüzeyin bir şeklini hemen bir çizelim. Yan yüzeyin şekli için şöyle bir bakıyorum. Burada nedir? FG uzunluğu. Orayı ne olarak vermişti? 6. Aşağıda da bir ne var? BC uzunluğu. Orası da nedir? 12 olarak. Peki ben zaten bu yamuğun yüksekliğini bulmuştum. 5 santim olarak, yani şurası da ne olarak geldi? 5 santim oldu. O halde buradaki yan yüzeyinin alanını hesaplayacak olursak. Neydi? Burası 5 santim. Nasıl hesaplıyorduk? Yan yüzeyinin alanı için 5 çarpı 6 ve 12, yani alt tabanla üst tabanı topluyordum. 5 çarpı 18 bölü 2 olarak dedim. O zaman bir tane yan yüzeyimin alanında 45 santimetre kare olarak geldi. Şimdi 45 santimetre karemiz var. Yalnız bu bir tanesi. O halde yan yüzeyinin alanı için bir de bunu ne ile çarpacağım? Burada kaç tane yan yüzeyimiz vardı? 4 tane. O halde tüm yanal alan için onu da şöyle yazdım. 4 çarpı 45 dersek o halde buradaki yanal alan hesabından da ne gelmiş olur? 180 santimetre kare olarak geldi. O halde 12'nin karesine bir de 180'i ekledim. Bir tane daha yüzeyim var. Neresi? Buradaki EFGH dediğim karenin alanı. O halde buraya da 6'nın da karesini ekledim.
Bunların hepsini bir toplarsak 144 artı 36, bu ikisinin toplamı zaten 180 yapıyor. 180 artı 180'den tüm alanımızda 360 santimetre kare olarak da gelmiş olur burada. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Yukarıdaki şekilde tepe noktası T olan ve tabanı ABCD olan bir piramit ve tabana paralel düzlemlerle kesilmiştir diyor. TM, MG ve GC uzunlukları birbirlerine eşit. Ortadaki kesik piramidin hacmi 21 santimetre küp olduğuna göre. Ortadaki dediği yer şurası arkadaşlar. Tam arada kalan şuranın hacmini vermiş. O halde buradaki en büyük piramidin hacmi sorulmuş. Şimdi ilk başta şuraya bakalım arkadaşlar. Şuradaki daha tabanı ABCD olan piramit değil de tabanı EFGH olan piramide bir bakacak olursak. Buradaki benzerlik oranı ne? Bakarsak 1'e 2 oranı var. 1'e 2 ise, şimdi benzerlik oranı 1'e 2. O halde bu üstteki küçük olan tepe noktası K, yani tabanı da KLMN olan piramitle bu en büyük piramit arasındaki, o zaman hacimlerini nasıl geçiyorduk? 1 bölü 2'nin küp olayı, yani 1 bölü 8'i diyoruz. Yani şöyle söyleyebiliriz. Üstteki şu küçük olan piramidin eğer hacimi V ise, aşağısındaki yani buranın tamamının ne olması lazım normalde? 8V. Ama buraya kalan nedir? 7V olarak gelmiş oldu. Şimdi bir de şöyle bakalım. Ve 7V'yi yazdık burada. Aynı zamanda bir de en büyük piramide göre bakacak olursak. Şimdi şöyle alalım burada da. Yine ne oranı var? 1'e 3 oranı var. 1'e 3 oranı var ise, o halde küpüne geçtim buradan. 1 bölü 27 olarak dedik. 1 bölü 27. Şuradaki en küçük olan üstteki zaten piramidin hacmine V demiştik. Tamamının alanı, yani tabanı ABCD olan en büyük piramidin hacmi için ne söylememiz gerekir? 27V deriz. O halde zaten toplamda 8F'yi biz üstteki piramitlere hacimlerini dağıtmıştık. O halde aşağıya kalan da nedir burada? 19V olarak gelmiş oldu. Şimdi buradaki hacimlerin hepsini toplarsanız zaten 19 artı 7 artı 1 de 1'imiz var. Zaten burada istenilen de hepsini toplarsak 27V olarak burası gelmiş oluyor. Şimdi burada zaten soruda 7V'nin 21 olarak hacmini vermişti. V dediğim o zaman hacim burada ne olur? 3 santimetre küp olarak gelmişti. Ben burada tepe noktası T olan, şöyle diyelim, T olan aynı zamanda da tabanı ABCD olan buradaki piramidin hacmi için toplamda ne demiştik? 27V olarak yazmıştık. O halde 27V dersek şöyle dedik. V dediğimde zaten neydi? 3 olarak bulmuştum. 27 çarpı 3'ten de 81 santimetre küp olarak gelmiş oldu cevabımız. Evet arkadaşlar, bu soruyla birlikte de kesik piramit ve piramitlerin konu anlatımını da tamamlamış olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.